Dünya Savaşı'nda Irene Curry, faşizme karşı verilen mücadelede tarihe adını yazdıran bilim kadınlarından biri oldu. Merhaba, ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? Irene Curie 1897'de Fransa'nın Paris kentinde doğdu. Marie Curie ve Pierre çiftinin iki kızının ilkiydi. 1906 yılının başlarında atlı bir vagon olayı nedeniyle babalarını kaybedince Marie onları tek başına büyütmek zorunda kaldı. Eğitim Marie için önemli olduğundan Irene'ın eğitimi Gözlemevi yakınlarındaki bir okulda başladı. Bu okul, Curie'nin evinin yakınındaki okuldan daha zorlu bir müfredata sahip olduğu için seçildi. 1906'da Irene'ın matematikte yetenekli olduğundan dolayı annesinin devlet okulu yerine buna odaklanmayı seçtiği açıktı. Marie, aralarında ünlü Fransız fizikçi Paul Langevin'in de bulunduğu bir dizi seçkin bilim adamıyla güçlerini birleştirdi. Fransa'nın en seçkin akademisyenlerinin çocukları olan 9 öğrencinin özel bir toplantısını içeren kooperatifi oluşturdu. Bu çocukların her birinin kendi evlerinde eğitilmesine katkıda bulundu. Kooperatifin müfredatı çok çeşitliydi. Sadece bilimsel araştırma ilkelerini değil, aynı zamanda Çince ve heykel gibi çeşitli konuları da içeriyordu. Kendini ifade etmeye büyük önem verildi. Irene bu ortamda yaklaşık 2 yıl çalıştı. Irene ve kız kardeşi, yazı Irene 13 yaşındayken Bronya teyzeleri ile geçirmek için Polonya'ya gönderildi. Irene'ın eğitimi o kadar titizdi ki o tatilini her günü Almanca ve trigonometri dersi alıyordu. Irene, annesi Marie Curie'ye asistanı olarak sahada yardımcı olmak için kolej sırasında bir hemşerilik bursu aldı. Çalışmasına annesiyle birlikte Birinci Dünya Savaşı sırasında radyografi hemşiresi olarak başladı. Ancak birkaç ay sonra Belçika'daki bir radyoloji tesisinde tek başına çalışmaya bırakıldı. Doktorlara radyoloji kullanarak vücuttaki şarapnellerin nasıl bulunacağını öğretti ve kendi kendine ekipmanı nasıl tamir edeceklerini gösterdi. Fransa ve Belçika'daki X-ray tesislerindeki yardımlarından dolayı askeri madalya aldı. Irene savaştan sonra matematik ile fizik dalında ikinci lisans derecesini 1918'de tamamlamak için Paris'teki Sorbonne'a döndü. Daha sonra annesinin asistanı olarak çalışmaya başladı. Radium Enstitüsü'nde radyoloji dersleri veriyordu. Doktora tezi Marie'nin doğduğu ülke olan Polonya'nın adını taşıyan element olan polonyumun alfa bozulması ile ilgiliydi. Irene 1925'te bilim doktoru oldu. 1924'te doktorasının sonuna yaklaşırken Irene Curie'den daha sonra evleneceği genç kimya mühendisi Frederick Joliet'a radyo kimyasal araştırma için gerekli olan hassas laboratuvar tekniklerini öğretmesi istendi. 1928'den itibaren Curie ve kocası Frederick araştırma çabalarını atom çekirdeği üzerinde birleştirdiler. 1932'de Irene ve kocası Frederick, Marie'nin polonyumuna tam erişime sahipti. Pozitronu tanımlamak için gama ışınları kullanılarak deneyler yapıldı. Deneyleri hem pozitron hem de nötron tanımlasa da sonuçların önemini yorumlayamadılar ve keşifler daha sonraya kaldı. Sırasıyla Carl David Anderson ve James Chadwick bu buluşları ile tanındı. G.G. Thomson keşfi elektronik 1897'de bulundu. Maddenin en küçük parçacığı için atom terimini kullanan ilk bilim adamı John Dalton modeliyle tanıştı dünya. Bununla birlikte 1933'te nötronun doğru kütlesini ilk hesaplayan Irene Curie ve kocasıydı. İsimlerini bilim camiasına sokmaya devam ettiler. Bunu yaparken yaptıkları ilginç bir deneyden
yeni bir teori geliştirdiler. Alüminyumu alfa ışınlarıyla bombalayan bir deney sırasında yalnızca protonların tespit edildiğini keşfettiler. Tespit edilemeyen elektron ve pozitron çiftine dayanarak protonların nötron ile pozitronlara dönüştüğünü öne sürdüler. Daha sonra Ekim 1933'te bu yeni teori Solvay Konferansı'na sunuldu. Solvay konferansları fizik ve kimya camiasının önde gelen bilim adamlarından oluşuyordu. Çift teorilerini ve sonuçlarını bilim adamlarına sundular. Ancak katılan 46 bilim adamının çoğundan bulguları hakkında eleştiriler aldılar. 1934'te Joliet-Curie'ler nihayet bilim tarihindeki yerlerini mühürleyen keşfi yaptılar. Alüminyumun doğal kararlı izotopunu alfa parçacıklarıyla ışınlama kararsız bir fosfor izotopu ile sonuçlandı. Bu keşif resmi olarak pozitron emisyonu veya beta bozulması olarak bilinir. O zamana kadar tıpta kullanılmak üzere radyoaktif materyallerin kullanımı artıyordu. Bu keşif radyoaktif materyallerin hızlı, ucuz ve bol miktarda yaratılmasına izin verdi. 1935 Nobel Kimya Ödülü bilim camiasında ün ve tanınırlık getirdi. Çift Fen Fakültesi'nde profesörlük ödülüne layık görüldü. 1948'de nükleer fisyon üzerine yapılan çalışmaları kullanarak diğer bilim adamlarıyla birlikte ilk Fransız nükleer reaktörünü yarattılar. Çift projede sorumlu kuruluş olan Atom Enerjisi Kurumu CIA'nın bir parçasıydı. Iron, CIA'nın komisyon üyesidir. Iron'ın kocası Frederick ise CIA'nın yöneticisiydi. Reaktör Joe, 5 kW güç üretmek için nükleer fisyon kullandı. Bu Fransa adına bir güç kaynağı olarak nükleer enerjinin bir başlangıcıydı. Iron ve Frederick'in çalışması nedeniyle Fransa, 2020'de elektriğinin yaklaşık %75'ini nükleer enerjiden üretiyor. Ayrıca fazla enerjiyi diğer Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Radyoaktif maddelerle bu kadar yakından çalışarak geçen yıllar sonunda Joliet-Curie'yi yakaladı ve ona lösemi teşhisi kondu. 1946'da laboratuvar tezgahında mühürlü bir kapsül patladığında kazara polonyuma maruz kalmıştı. Antibiyotiklerle tedavi ve bir dizi operasyon acısını geçici olarak hafifletti ancak durumu kötüleşmeye devam etti. Buna rağmen çalışmalarını sürdürdü. 1955'te Paris'in güneyindeki Paris-Saclay Üniversitesi'nin bir parçası olan Orsay Bilimler Fakültesi'nde yeni fizik laboratuvarları için planlar hazırladı. Çift, faşist hareketin büyümesinin giderek daha fazla farkına vardı. İdeallerine karşı çıktılar. 1934'te Sosyalist Parti'ye katıldılar. 1936'da İspanya İç Savaşı'nda Cumhuriyetçi fraksiyonu aktif olarak desteklediler. Frederick ve Iron, Rusya Bilim Akademisi'nin 220. yıl dönümü için Moskova'yı ziyaret ettiler. Frederick'in Komünist Parti ile yakın bağlantısı vardı. Iron'un daha sonra Ortak Antifaşist Mülteci Komitesi'nin daveti üzerine İspanyol mültecileri desteklemek için konuşmaya gelen Amerika Birleşik Devletleri'ne 3. ziyareti sırasında Ellis Adası'nda tutuklanmasına neden oldu. Pierre ve Maria'nın tüm çalışmalarını küresel bilim camiasının yararına yayınlama politikasına devam etmişlerdi. Ancak askeri kullanım için geliştirilmesi halinde ortaya çıkabilecek tehlikelerden korkarak durdular. 30 Ekim 1939'da nükleer fisyonla ilgili tüm belgeleri Fransız Bilimler Akademisi'nin kasalarına yerleştirdi ve burada 1949'a kadar kaldı. Curie, Fransız Kadınlar Birliği Ulusal Komitesi Dünya Barış Konseyi'nde hizmet vererek kadınların eğitiminin teşvik edilmesinde aktif olarak yer aldı. Iron ve Frederick 1926'da evlendikten sonra
soyadlarını Joliet Curie'ye hecelediler. Çiftin Helen ve Pierre olmak üzere iki çocuğu bulunuyordu. Ayrım 2. Dünya Savaşı sırasında tüberküloza yakalandı. İyileşmek adına İsviçre'de zaman geçirmek zorunda kaldı. İşgal altındaki Fransa'da kocasının Alman birliklerine karşı direnişe girmesinin acısıyla birlikte kendi sağlığı için endişeye dayanmak zordu. Fransa'ya çok sayıda tehlikeli ziyarette bulundu. Birden fazla kez İsviçre sınırında Alman birlikleri tarafından gözaltına alındı. Sonunda 1944'te ailesinin Fransa'da kalmasının çok tehlikeli olduğuna karar vererek çocuklarını İsviçre'ye götürdü. Eylül 1944'te Frederick'ten aylardır haber alamadıktan sonra Ayrım ve çocukları nihayet ona yeniden katılabildiler. Ayrım kendi kişisel görüşlerini savunmak için bu mücadelelerde savaştı. Feminist hareketin özellikle bilimler konusunda tutkulu bir üyesiydi. Aynı zamanda barışı savundu. Reddedileceğini bilerek seçkin bir bilimsel organizasyon olan Fransız Bilimler Akademisi'ne sürekli başvurdu. Bunu örgüte kadınları kabul etmediklerine dikkat çekmek için yaptı. Ayrım ayrıca Uluslararası Kadınlar Günü konferansı gibi birçok konuşma fonksiyonlarında yer aldı. Ayrıca Dünya Barışı adına Entelektüeller Kongresi'nde Fransız Birliği için büyük bir rol oynadı. 1956'da Fransız Alplerindeki son iyileşme döneminden sonra muhtemelen polonyum 210'dan gelen radyasyon nedeniyle 17 Mart'ta 58 yaşında lösemiden öldüğü Paris'teki Curie Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşi Frederick'in sağlığı da kötüleşiyordu. 1958'de aşırı radyasyona maruz kalmanın sonucu olduğu söylenen karaciğer hastalığından öldü. Curie ateist ve savaş karşıtıydı. Fransız hükümeti onun onuruna ulusal bir cenaze töreni düzenlediğinde Ayrım'ın ailesi cenazenin dini ve askeri kısımlarının çıkarılmasını istedi. Ayrım'ın kızı Helen Langevin Joliet Paris Üniversitesi'nde nükleer fizikçi ve profesör olmaya devam etti. Oğlu Pierre Joliet ise ünlü bir Fransız biyolog ve C. Norris araştırmacısıdır.